Merhaba arkadaşlar. Videoyu kapatırken geldim yine. Gördüğünüz gibi aşırı yıkık gözüküyorum. Çünkü kadın doğum stajı gerçekten çok yorucu ve hani gerçekten iliklerime kadar yoruldum. Dersler, poliklinikler o kadar yorucu ki eve kendi videoda da söylediğim gibi gelip direkt uyuyordum, dinleniyordum. Öyle yani kadın doğum stajı tahmin edeyimden yani 4. sınıf olmak tahmin edeyimden çok çok daha yorucu gerçekten. Öyle yani bu videoda da 4. sınıf olmak hakkında stajyer doktor olmak hakkında hem alışmaya çalışma süreci hem kendi izlenimlerim hani kendi sohbetlerim vardı. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer varsa sorunuz aşağıya yazabilirsiniz. Hello dostlar. Uzun zamandır, cidden uzun zamandır evde veya sakin bir yerde sizlere veya herhangi birine çok saçma oldum. Çok saçma oldum. Video çekmeyi çok unutmuşum. Çok saçma oldu. Neyse. Hello dostlar. Uzun zamandır böyle evde veyahut da sakin bir yerde sohbet ederek, sohbetli konuşarak video çekmiyordum. Biraz özlemişim. Biraz da paslanmışım. Evet, ben Dilay. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yemek yapacağız. Aslında bugünün konsepti yemek değil yani. Sohbet, yani yemek yaparken ben sohbet edeceğiz. Artık inşallah her yıl verdiğim karar gibi inşallah evden götüreceğim yemeklerimi nasipse. Ama bu sene artık yapmak zorundayım çünkü hastanenin yemekhanesi hiç iyi değil. Neyse biz sohbet ederken ben yemek falan yaparken bir yandan da 4. sınıf işte şu sırada olanlar böyle sohbet muhabbet ederiz diye düşündüm. Öyle nasıl bir şey yapacağımıza gelirsek de sebzeli makarna salatası yapacağım. Ama şöyle sebzeli makarna yapacağım. Ardından soslayacağım. Ki ana bir makarna kalsın yani. Hani belki yemekle falan da yerim. Hani salata olmadan da şey yaparım diye. Çünkü yani geçen annemle bir hesaplama yaptık. Aslında benim zengin olmam gerekiyor. Ama hep fakirim. Parayı nasıl doğru harcayacağımı bilmiyorum. Ve Romanya'da geçirdiğim bir ayda para konusu, ev konusu, insanlara sabır konusu hakkında çok ilerleme kaydettim. O yüzden artık bayağı kişisel gelişim. Kendimi geliştirmeye adadım kısaca. Benim benden başka dostum yok. Öyle. Şimdi önce sebzeleri soteleyeceğim. Ardından makarnayı haşlayacağım. Ve deli dehşet açım. Yani o kadar açım ki anlatamam. Çünkü kadın doğum stajı başladı bugün. Ve sabah geç kalırım diye korktuğum için ve geç kaldım. Evden çok apar toparla çıktım. Apar topar çıktım. Normalde ben scrubs'ımı giymeden gidiyorum. Hani okulda giyiyorum. Hastanede giyiyorum scrubs'ımı. Okulda giyiyorum scrubs'ımı. Ama bu sabah yani erken çıktım normal çıktığımdan. Ama ve lakin yine geç kaldım. Evet. 4. sınıf olmak çok garip bir his. İlk stajım bitti bile. Orta pedi stajım bitti. Şimdi onun da videosunu editleyeceğim. Bugün koyacağım. Bunu da artık 2 hafta falan sonra izleyeceksiniz muhtemelen. Bir de 30 Eylül'de İngilizce konuştum. İngilizce vlogumsu gibi bir şey yükleyeceğim. Gerildim o yüzden. Sandım. Umarım beni çok linçlemezsiniz. Linçleseniz de çok umurumda değil açıkçası. Oradaki psikolojimle normal bir cümle kurabiliyor olmam bile mucizeydi. İnanın. Bırakın İngilizceyi herhangi bir dilde. Hala düşünebiliyor. Hala mental bir var olabilmem bile mucizeydi. O yüzden yine yarabbim. Neyse. Öyle kafamda çok karışık malum. Evet dostlar günaydın. Ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir günümü vloglayacağım. 4. sınıftan bir günüm. Tıp fakültesi. Canan muş tarafı şiş mi ya? Tıp fakültesi 4. sınıftan sizlere bir günümü planlıyor olacağım bugün. Planlıyor değil, vlogluyor olacağım. Bugün polikliniğim yok. Sadece öğleden sonra dersim var. Öyle yani normal bir 3. sınıf günü aslında. Şöyle dün polikliniğim vardı. Sabah 9'da akşam da ders 4 gibi bitti. Ve çok yorucuydu. Eve geldim, yemek yedim ve saat 8'de, akşam 8'de uyudum. Sabaha kadar uyudum. Gece 1 gibi bir kalktım da. Sonra sabaha kadar uyudum yani. 8'de kalktım, 8.30'da duşa girdim. Şimdi de saat 9.30'umsu. Ve stajımızın ikinci haftası bugün bitiyor. Çünkü yarın dersimiz yok.
yarın cuma, yarın dersimiz yok. Şimdi de yani bugün erken kalktım. Normalde okula gidecektik fakat Berra uyanamayacağını söyledi dün. Gerçi muhtemelen ben uyanamazmışım. Çünkü saat 8'de uyuyunca duş falan alamamıştım dün. Yani duş da alacaksam saat 5'te falan kalkmam gerekiyordu. Gerçi 8'den 5 yine 9 saat uyumuş olurdum. Öyle bir saatte uyudum ki. Yani dünkü planım aslında eve gelip duş alıp ders çalışıp uyup normal seyrimizde ilerlemekti. Ama çok yorgundum ve direkt hani 8 yani 6'da geldim 6 gibi. Yemek yedim ve uyudum yani. Şimdi de saat 9.30 dediğim gibi bir önceki vlogumu editleyeceğim. Bir şeyler atıştıracağım ve saat 10'da ders çalışmaya başlayacağım. Ondan işte 11.30'a kadar falan ders çalışıp sonra hazırlanıp 12 gibi çıkacağım ki yani daha doğrusu 11.30 gibi çıkmam lazım. 12 gibi çıkacağım ki derse yetişeyim. 11.12 gibi çıkacağım. Öyle bu şekilde. Çok az yani bir yarım saat 45 dakika hatta bir 45 dakika falan bile ders çalışsam bir tane bir slayta baksam bile benim için yeterli. Zaten devamsızlık zorunlu, devam zorunluluğu olduğu için artık her derse girmek zorundayız. Çişim ya. Neyse. Her derse giriyorum yani ve dersleri ön sıralardan dinliyorum çoğunu. Bazılarını arkadan da dinliyorum ama çoğunlukla önde oturuyorum. Önde dinliyorum dersleri. Öyle yani ilk slaytlardan başlayacağım inşallah bugün. Allah'ın izniyle inanıyorum bugün başlayacağım. Öyleyse yarın da ders yok. Hedefim yani 27 tane falan slayt var şu anda. Hedefim işte pazara kadar, pazartesiye kadar onları artık normal güncel halinde yakalamak veya çok az kalmış bir şekilde yakalamak. Böyle bir hedefim var. Öyle dostlar. Şimdi ben saçlarımı birazcık kurulayım. Sular akıyor. Bir de şu videoyu biraz editleyeyim. Bir şeyler atıştırayım. Geliyorum. Evet dostlar. Videonun editini bitirdim. Ay ama sesim çok hışırtılı geldi muhtemelen. Videonun editini bitirdim. Şimdi onu yükleyeceğim. Sonra çamaşırları toplamam lazımmış. Ardından mutfak pis. Mutfağı toplamam lazım. Sonra yemek yiyeceğim. Sonra saçımı yapacağım. Sonra çıkacağım inşallah. Derse gideceğim. Ama bugün gündüz ders çalışamayacağım gibi hissediyorum. O yüzden akşam gelince ders çalışacağım. Çok merak ettim. Siz bugün bir kadın yiyeceğiz. Bir sürü pizza aldık. Pizzaların adını sayabilirsen sana 10 lira vereceğim. Domatesli, pestolu, margarita, bufala ve renk sosu. 10 lira kazandınız. Bravo. Tuttuk iş başı 200 lira ucuz bence gibi. Bravo. Evet. Ay. Ha seni de çekeyim mi? Yok kanka. Yok kanka sağ ol. Evet. Bak böyle yaptım. Şimdi 05'te inşallah hala çekiyorduk. Biraz otistik bir vlog olacak. Çünkü Zeynep bizde bugün. Ve bak aman dikkat et düşmesin. Gelir misin? Bir sabah uyanıyorum bakıyorum hayvanım geri gelmiş. Bugün Kadıköy sessiz sakin bir sokağındayız. Ben çok niye mutluyum. Bağırıyorsun kanka? Peki hani o kadar sessiz ki sokak Zeynep'in. Abi bugün Kadıköy çil ya. Gerçi Kadife'deyiz aslında. Çil de olmaması lazım. Şu aşağı sokak çok hareketli de. Yo aslında normalde burası da bu saatlerde hareketli oluyordu yani. Bizim içecek alıp bir yere oturmamız. Aa Elephant in the Room. Oha çok iyi lan. Anladın mı şakayı? Odadaki fil. Yani çeviri yaptım ve anladım diye düşünüyorum. Hayır minvali anlamında. Türkçe yani anlamsal meali. Elephant in the Room. Diyeyim sen anla. Aradığımız şu anda oluşamıyor. Sen daha sonra tekrar deneyiniz. Aradığımız ne? Zıta. Zıp Erenköy. Baba Ankara. Acaba ben ne zaman Ankara'ya gidince vlog çekebileceğim? Biz seninle 7. bölgeye gittiğimiz zaman. Kanka 7. bölgede bence hayatta vlog çekemeyiz. Neden? Öyle hissediyorum. Elimiz kolumuz bağlı. Elimi de kolumu da bağla hadi. Bir odaya bir... Evet kanka Cafer Ağa Spor Salonu'na götürüyorum. Abi 17 yaşın ergen. Kanka ben yiyorum niye öyle diyorsun ki? Canın sağ olsun. Yeriz ne olacak? Yemek yemişsiniz. Çok ama içeceğimiz yok. Ben değilim o. Oğlum zaten. Neyse bu kırpacağım şeyleri söylemeyeyim. Şey Cafer Ağa Spor Salonu'nun tam karşısında Carrefour var.
Acaba nasıl çıkıyorum? Sen 17 yaşında mısın? Ben 15 yaşında duruyorum. Ama kanka 22 yaşındasın. Eşek kadar insanım. 2 yıl sonra doktor olacağım. 2 yıl mı? Senin doktor olmana 4 yıl var da benimkine 2 yıl var. Hayır, benimki şöyle. 3. sınıfım 2 yıl sonra 5 bitti mi intern doktorum da abi. Hmm, muhakkak. Zapata. Aynı Zapata. Basta daha güzel bence Zapata'dan. Ben Zapata'yı sevmiyorum. Aha. Ne? Zapata'yı çok sevmiyorum ya. Abi dershaneye gelirken çok iyi hatırlıyorum, 50 liraya hamburger alıyordu Zapata'da. Pahalı deyip yemiyorduk. Kanka yani enflasyonda olan bir şey doğru antartıyor ya. Komünizm olsa pekin?